gelecek demek. Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Ya ehanelere, ya sanayicilere, ya da ticarethanelere gelecek. Veya bunlardan birisine fazla, diğerlerine daha az gelecek. Böylece bütün vatandaşlarım hazırlıklı olsunlar, önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek. Efendim, milletin sesi mitingimizi yaptık. Öncelikle mitingin olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün güvenlik güçlerine, emek harcayan bütün güvenlik güçlerine, polis kardeşlerimize yürekten teşekkür borcumuz var. Önce bunu ifade edeyim. Evet, çok büyük bir kalabalık vardı. Yönetilmesi oldukça zordu. Ama güvenlik güçlerimiz ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Derler ya, hakkını teslim edeceksin diye, güvenlik güçlerine de yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şunu da tabii unutmuyoruz. 3600 ek göstergeyi vereceğimizi de bilmelerini isterim. Evet, yüz binler oradaydı. Yüz binler oradaydı. Yüz binler iş istiyordu. Yüz binler aş istiyordu. Yüz binler demokrasi istiyordu. Yüz binler eşitlik istiyordu. Yüz binler her evde huzur olsun istiyordu. Yüz binlerin ortak sesiydi bu. Ve biz bunların tercümanı olmaya çalıştık değerli arkadaşlarım. Yüz binler aracılığıyla milyonlara seslendik. Yüz binler aracılığıyla milyonlara vaatlerimiz oldu. Onlara söz verdim. Verdiğim sözün eğer cümle olarak ifade edilecekse cümlesi şudur: haramilerin saltanatını yıkacağız. Evet. Yüz binler aracılığıyla milyonlara tekrar bu grup toplantısında ifade ediyorum ve söz veriyorum. Hiç kimse en ufak bir endişe taşımasın. Sözümüz söz, haramilerin saltanatını yıkacağız. Her eve huzuru getireceğiz. Bu toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kavgaya değil. Bu toplumun evde huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var. Açlığa mahkum edilen çocuklara değil, evlatlara değil. Dolayısıyla onlara söz verdim. Sözün arkasında duracağız. Ve yine söz verdim. Hiç endişe etmeyin. Az kaldı, hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bunları getirmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama şunu söylüyorum. Bize güvenin, bize güvenin. Bizim arkamızda kara bir leke yok. Biz birilerinin önünde boyun eğmeyiz. Bizim tek hedefimiz var, bu ülkedeki insanların çıkarı. Birilerinin değil, 84 milyonun çıkarı. Bunları savunuyoruz biz. Birileri telefon etti diye papazı teslim ettiler. Bizim dönemimizde böyle bir ayıbı asla Türkiye yaşamayacaktır. Asla yaşamayacaktır. O nedenle işimizin kolay olmadığını biliyorum. Ama hiç kimse merak etmesin. Siyasallaşmış yargıyla, siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, mafyayla fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, troll ağlarıyla, yandaş medya ve onların beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga edebiliriz. Özellikle de Maltepe Meydanı'nda kadınlara ve gençlere seslendim. Bu ülkenin kadınları sorunu en çok yaşayan insanlar. Bu ülkenin gençleri sorunu en çok yaşayan gençler. Evde huzur yoksa, evde geçim olmuyorsa, çocuk işsizse o evde huzur yoktur. O nedenle biz hep beraber memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. İş sözü verdim, aş sözü verdim. Asla unutmayacağım. İşi de aşı da bu ülkeye getireceğim.
Yine söz verdim. Maltepe Meydanı'nda söz verdim. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa çıkmayacak. Her evde huzur olacak. Ve yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. Bütün vatandaşlarım not alsınlar. Bizim iktidarımızla hiçbir fakirin, fukaranın elektriği kesilmeyecek. Bir daha söylüyorum. Hiçbir fakir fukaranın elektriği kesilmeyecek. Evet. Her alanda yine yüz binlerin huzurunda milyonlara seslendim. Adalet mi istiyorsunuz bu ülkede? Bize katılacaksınız. Adalet mi istiyorsunuz? Geleceksiniz. Barış akademisyenleri görevlerinin başına dönsün. Harp okulu öğrencileri hapislerden çıksın diyorsanız bize geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Çevreyi, kurdu, kuşu, ağacı, ormanı koruyalım diyorsanız bize katılacaksınız. Geleceksiniz. Aynı yerde duracağız. Birlikte mücadele vereceğiz. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksınız. Geleceksiniz. Kucaklaşacağız. 128 milyar dolarlık soygun oldu. Bu soygunu kim yaptı? Nasıl yaptılar? Kimler aldı? Bunu öğrenmek istiyorsanız bize katılacaksınız, bize. Beraber yapacağız bunun mücadelesini. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Ödediğiniz vergilerin nerelere harcandığını, hangi çetelere gittiğini öğrenmek istiyorsanız bize katılacaksınız, bize. Ananızın ak sütü gibi helal olarak size o hizmetlerin tamamını vereceğiz ödediğiniz vergilerle. İsraf haramdır. Yolsuzluk haramdır. Yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılacaksınız. Kucaklaşacağız. Beraber yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Asgari ücretli açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmesin diyorsanız bize katılacaksınız. Saf saf gideceğiz. Beraber gideceğiz. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin sorunu çözülsün istiyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesine inanıyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yol yürüyeceğiz. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş istiyorsanız, iş istiyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Uyuşturucu belasından şikayet ediyorsanız, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Uyuşturucu baronlarının burnundan fitil fitil getireceğiz. Devlet yönetiminde liyakat olsun. Yönetenler ahlaklı olsun. Milletine hesap versin. Diyorsanız, istiyorsanız bize katılacaksınız. Herkesin inancına, herkesin kimliğine ve herkesin yaşam tarzına saygı gösterilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Ve şunu da söyledim son olarak da. Süleyman Şah Türbesi'nin vatan topraklarına tekrar gitmesini istiyorsanız, tank palet fabrikasının Katar ordusundan alınıp şanlı ordumuza teslim edilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hiç meraklanmayın. Siz motorlarınızı maviliklere süreceksiniz. Hiç meraklanmayın. Hiç meraklanmayın. Türkiye'nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek. Gençler ve kadınlar. Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Bu kadar acıyı yaşayan, bu kadar acıyı yaşayan, umutsuzluk için sürekli bir sürü şeylerin enjekte edildiği bir ortamda,
olayların yaratıldığı bir ortamda biz umudu büyüteceğiz, umudu yeşerteceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu bizim zaten temel felsefemizdir. Bunları söyledim. Bütün bunları yerine getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız dedim.